Bakın hocam değer verme sorusu bu zaten. Hani bunun anlatılacak bir şeyi yok değil. Değer verirken de belli bir stratejiyle, belli bir sırayla verirsek bunu önce bir kafamda gruplandırıyorum ben. Bir tane parantez var. X eşittir eksi 2. Buna göre X kare nedir diye soruyorum. Bir şeyi bir yere yazarken mutlaka parantez içinde yazın ki o bütün bir, bir parça. Parçayı ne yaparız? Paketleriz de göndeririz. Ne yaparsak bir buluruz. Çarpmada mı, çıkarmada mı, Bölmedim. <laughs> Evet arkadaşlar, birinci dersimizle başlayacağız. Şimdi burası biraz daha temel kavramlar, işlem yeteneği ve kümelerin tanıtımı ile ilgili olacak. Bilen arkadaşlar bu kısmı daha hızlı geçebilir. Sizden istediğim bir şey var. Soruları direkt benim çözümümü izlemeyin. Önce bir fikir yürütün. Nereden yaklaşacağınızı düşünün, neler yapabileceğinizi düşünün. Ondan sonra benim çözümümü izlerseniz sizin için daha faydalı olacak. Direkt böyle çözümü gördüğünüz aa ne kadar kolaymış filan dediğiniz şeyler başında sizin aklınıza gelmiyor. Daha sonra aynı soruyla gene karşılaştığınızda gene aklınıza gelmiyor. Eğer onunla siz uğraşırsanız, yorulursanız aklınıza daha yeni fikirler gelebilir. Yani o soruyla böyle çekişme içinde kalırsanız o zaman o size daha faydalı olacaktır. Yani sizden istediğim bir durdurun videoyu. Ondan sonra kendiniz bir fikir yürütün. Köyleri alın. föylerden önce kendiniz çözmeye çalışın. Ondan sonra videoyu takip edin. Beraber ders işleyelim bu şekilde. Şimdi ben size burada püf noktalarını vererek başlayacağım. Önce bir rakamdan bahsedelim. Ondan sonra sayı kümelerine de dalarız. Rakam dediğimiz şey sayıları ifade etmeye yarayan semboller. 0 1 2 3 4 5 9'a kadar e, bu sembollere rakam denir. Hatta bilmiyorum şöyle bir muhabbet var değil mi? 1 işte bir tane açıdan oluşuyor. İşte 2'nin eski yazımı şuymuş. 2 tane açıdan oluşuyor gibi. Bütün hepsi bu şekilde gidiyor. 8 işte daha farklı yazılıyor. Tabii bu şu an günümüzde kullandığımız yazım gibi değil. Hatta sıfırda hiç açı yok filan böyle yuvarlak oluyor gibi bir şey dolaşıyor internette. İnşallah doğrudur. Neyse bunu söyledim. Bunu özellikle söylüyorum. Neden? Çünkü sıfır rakam olduğunu unutabiliyorsunuz. Böyle bir anekdot anlatınca size belki aklınıza kalır diye düşünüyorum. Sıfır bir rakamdır arkadaşlar. Rakamlarla ilgili bir şeyden bahsediyorsa sıfırı unutmayın. En ilk unuttuğunuz şey sıfır oluyor. Şimdi başlayalım biz. Bir tane soru açtım ben. Şimdi durdurun bunu. Bir düşünün. Yaptıysanız hemen hızlıca 2x'te izleyebilirsiniz kalan kısmını. Şimdi ben başlıyorum. Diyor ki bunlar birbirinden farklı rakamlar. Birbirinden farklı rakam demezse ABC'yi farklı harf olmasına rağmen aynı sayı, aynı rakam alabiliriz. Tamam mı? Bu bir. Şimdi en büyük değer diyor. Buraya yazdım. 3A artı B eksi 2C. Bunun en büyük değeri almasını istiyorum. Bunu nasıl mümkün kılarız? Şimdi hemen ne yapacağım ben buraya? Diyeceğim ki büyük olması için. Büyük kat sayılara büyük sayı vermeliyim. Çünkü mesela 9 ile 3'ü çarparsak mı büyük olur? 8 ile 3'ü çarparsak mı büyük olur? Tabii ki de 9 çarparsak buna 9. Bu da pozitif. Buna verebileceğim farklı dediği için farklı rakam olarak ne yazabilirim? 8. Buraya da bu sefer dikkat. Bu eksi bir ifade. Negatif ifade büyük olursa mesela C'ye 9 versek eksi 18 olur. Bu benim işime gelmez. O yüzden ben buraya en küçük vereceğim. Hemen arkadaşlar burada diyor ki en küçük rakam hocam birdir diyor ve yanılıyorlar. En küçük rakam kaçtır? 0'dır. Unutmadınız inşallah değil mi? Buradan kaç yapıyor? 27, 8 daha galiba aşağı yukarı 35 yapıyor. Peki bunu yazdık. Daha sonra diğeri için de söyleyelim. Bir de bu en büyük değer. En küçük değeri istemiş benden. En küçük değeri yapmak için bu sefer de 3A artı B eksi 2C eşittir. Bunun en küçük değeri almasını istiyoruz. En küçük değeri alması için bu sefer az önce yaptığımızın tam tersini yapacağız. A'ya B'ye küçük, C'ye büyük vereceğiz. A'ya daha küçük vereceğiz ki A'ya 1 verirsek 3 olur. 0 verirsek 0 olur. Baya bir fark var değil mi? Peki buraya kaç vereceğim o zaman? Farklı dediği için en küçük 1 verdim. Buraya da bu sefer negatif kısmı hani küçük sayı elde etmek istiyorum ya. Negatif kısmı çok büyük yapmalıyım. Küçük bir sonuç bulmak için. Kaç vermeliyim o zaman? 9 vermeliyim. 1 eksi 18'den kaç oldu? Eksi 17 oldu. Bana diyor ki bunların en büyük değer ile en küçük değer arasındaki e, farkı sormuş. Kaç fazladır demiş. 35 eksi eksi 17 yaparsak değil mi? Eksi eksi ne yapıyor? Artı yapıyor. Kaç oluyor? 52 oluyor. Bununla tamamız. Evet. Arkadaşlara şey demiştim hatta. Değil mi? Eksi eksi artı yapıyor. Yakışıklı değil değilsin olunca ne oluyor? Yakışıklısın. Şimdi bakalım geldik. Burada ne yapacağız? Aşağıdaki kutuların içerisindeki farklı rakamlar yazılarak işlemin sonucu bulunacaktır. İşlemin sonucu 6 olduğuna göre yeşil boyalı kutuya kaç farklı rakam yazılabilir? Şimdi arkadaşlar gene burada işlem önceliği ile ilgili bir problemimiz olabilir. Bir toplama işleminin sonucunun 6 olmasını istiyor ama bölme işlemi de var filan. Ne yapacağız? Önce şu bölme işlemini yapacağız tabii ki de sonra buna bir şey ekleyeceğiz ve 6 bulacağız. Bakın hocam değer verme sorusu bu zaten. Hani bunun anlatılacak bir şeyi yok değil. Değer verirken de belli bir stratejiyle, belli bir sırayla verirsek daha güzel sonuçlara ulaşabiliriz. O da şu. Toplam 6 olacak. Rakam olacak. Şimdi rakam dediğimize göre 0, 1, 2, 9'a kadar. Bunu üstüne yazarsanız hem 0'ın rakam olduğunu unutmazsınız. Bunları kullanacağız 0'dan 9'a kadar. Ee, toplama işleminin sonucu 6 olacak. Buradaki rakamları kullanarak, rakamları kullanarak. 6'yı nasıl elde edebiliriz? Kimle kimin toplamı 6'dır? İşte 0, 6. Bakın 0'ı unutmayın. Burada en çok unutulan şey bu. 1, 5, 2, kaç oluyor? 4 gibi bunları yazmaya çalışacağım. Şimdi bunları yazabiliyor muyum acaba? 1, burada var. Bölme işlemi var. Şu var. Artı var. Bir tane bizim kutucuğumuz var şöyle burada buraya hangileri geliyor diye merak ettiğimiz için onu biraz süslü yaptım. Alt olacak. Şimdi burada gene aklımıza takılan bir şey var. Hocam bölme işleminin sonucu ne zaman? Hani burası 0, 0 artı 6 dedim ya özellikle onu başa yazdım. Tehlikeli bir durum. 0 artı 6 bölme işleminin sonucu ne zaman 0 olur? Hemen onları not düşelim. 0 bölü 3 nedir? 0'dır. İşte 3 bölü 0 nedir? Bu tanımsız. Burada hemen bakın konudan bir tık kaçacağım kenarlara ara ara. Çünkü temel bilgilerimiz olmadan bu işler olmaz. 1 bölü 3 deyince siz ne canlanıyor hocam? Hocam işte 10 bölü 3 falan değil. 1 bölü 3'ü bana yeni nesil sorular çözecekseniz 1 bölü 3'ün fiziksel anlamını da bilmeniz gerek. Yani ilkokulda yaptığımız şey aslında ama unutuyorsunuz. Bir şeyi 3 parçaya bölmüşüz. Tamam mı? bir bütünü 3 parçaya bölmüşüz. Kaç tanesini almışız? bir tanesini almışız. Mesela 2/3 olsa ne olur? 3 parçaya bölmüşüz. 1 2 tanesini almışız. Tamam benimki şekli güzel olmadı ama takılmayın şekle. Eee 2 tanesini almışız. 2/3. Mesela 0/3 olursa gene bu sefer 3 parçaya bölmüşüz. Kaç tanesini almışız? 0 tanesini. Yani bu ne olmuş oluyor? 0 parça. Ama 0 bölü 3 yapar şey pardon. 3 bölü 0 yaparsanız 3 bölü 0 yaparsanız 0 parça var ortada. 3 tanesini almışız. Olmayan bir şeyi nasıl alıyorsun? Değil mi? Evet. Olmayan bir şeyi nasıl alıyorsun? Alamıyorsun işte. O yüzden bu bayağı bir şizofrenik bir durum değil mi? Şizofren. Tamam. Olmayan şeyler görüyor buradaki adamımız. E, sıfırı biliyorsunuz işte Brahmagub da buluyor Hindistan'da. Daha sonra Harezm'i oradan alıp matematiği icat ediyor. Onların Hindistanlıların matematiğinden. E, Hint-Arap sistemi diyorlar o yüzden bu sisteme rakamlara. Burada küçük bir şey yapayım. Adam işte e, 1 artı 0 1'dir icat ediyor. Ne güzel günler değil mi? 1 artı 0 1'dir icat ediyor. 1 çarpı 0 0'dır icat ediyor. Ama 1 bölü 0'ı bir türlü bulamıyor. Evet değil mi? Sonra küçük büyük bir taşı diyor küçük küçük taş parçalara bölsek değil mi sıfır kadar olacak yani mini minnacık sıfır değerinde parçalara bölsek sonsuz tane parça olur i̇şte denizin kıyısındaki kumları filan düşünüyor eski Yunanlılar bunlar bu ifadenin işte daha sonra limit olarak sonsuz olduğunu öğreneceğiz çıktım oradan tamam buradan çıktım soruya döndüm şimdi arkadaşlar bu bölme işlemi artı bir kutu altı olmuş şimdi Bu nasıl mümkün olabilir dedik ilk başı bulduk. 0 bölü bir şey yaparsam 0 bölü 1 0'dır. 0 artı 6 yaparım ve sonuç 6 olur. Demek ki bu kutuya 6 yazabiliyormuşum. Başka kaç yazabiliyorum? 1'e 5 dedim. 1 bulmak için bakın dikkat 1'e 5 diyorum. İşte 1 bulmak için şunu ne yapmalıyım? Bir bölme işleminin sonucu ne zaman 1 olur? Bir bölme işleminin sonucu pay ve payda aynı olursa yani 3 bölü 3 olursa 5 bölü 5 olursa 6 bölü 6 olursa burada hemen duruyorum ben. Farklı rakamlar demiş. O zaman hiçbir şekilde 1 elde edemem ben buradan. Yani şu 1'i elde etmem mümkün değil. Peki 2'ye 4 2 elde etmek için hemen bak aklıma direkt 2 bölü 1 2 yapar direkt. O güzel yani onları kullanabiliriz. Bu 6 yapar. İşte şuraya tekrar 6 yapar diye yazmama gerek yok. 4 kullanabildim. 6'yı kullanabildim başka ne var? 3'e 3 olursa, burası 3 olabilir mi acaba diye bakıyorum. Yani bak bir sırayla gidiyorum. 6, 5, 4, 3, 2. Mesela burası 2 olabiliyor mu? Burası 1 olabiliyor mu? En son, bakın yine unutmayın, 0 olabiliyor mu bir rakam olduğu için diye incelemeye çalışıyorum. Bölme işleminin sonucu 3 olan var mı? 3'e 1 yaparsak, o, hocam olmuyor, aynı geliyor. Ama biraz zorlayalım. Belki 3'e 1 olmuyor ama 6'ya 2 olursa 3 oluyor, 3 daha 6 yapıyor. Başka ne var? Bölme işleminin sonucu 4 olan, 4'e 2 olacak burası 2 olduğuna göre sağ taraf. 4 veren kim var? Hemen 4 bölü 1'den yararlanalım, 1'in nimetlerinden yararlanalım. 5 yapan kim var? 5'e 1, a hocam aynısı geldi. E, 5'e 1, bir, biraz genişletirsek 10'a 2 mi oluyor? Ama 10 rakam değil. Eyvah, burayı yazamadım gene. Maalesef Bir de bizimle değilsin diyoruz. Evet, 0 olsa 0 olması için 6'ya 1 yaparız. 6 bir daha. Şey 6 bölü 1. 6 0 daha 6 olur. Burası oldu. Burası oldu. Burası oldu. Kimi yazabildim? 6 yazabildim. 4 yazabildim. 3 yazabildim. 2 yazabildim. 1 yazamadım. 0. Yani burada kaç durum var karşımızda? 1, 2, 3, 4, 5 tane durum var. Kaç farklı rakam yazabiliyormuşuz? 5 farklı rakam yazabiliyormuşuz. Gene bunu şey diyen arkadaşlar var. Hangisini yazabiliyoruz zannedip işte 2'yi tutturuyor. Mesela A hocam A oluyor falan gibi. Soru köküne de çok dikkat edelim. Bizden istediği kaç tane durum olduğunu istiyor? Dedim. Tamam. Evet. Okey güzel bir soru. Basit bir soru gibi de gelebilir. Sıfır unutmazsanız burada çok büyük problem yaşamayabilirsiniz. Devam. Şimdi sayı kümelerinden bahsedeceğim. Ben hepsini tekte alacağım. Tamam mı? Ee, bir doğal sayılar. Tamam. Doğal sayılar. işte ne oluyor? Ee, sıfırdan yukarısında yazıyor zaten. 1, 2, 3 diye sonsuza kadar gidiyor. Birer birer gidiyor. E, ee, N artı bu aslında sayma sayıları diye yazıyor da. Nerede? Sayma sayı yazmış zaten. Tamam sayma sayıları. Bunu araya katmayacağım ben şimdilik. Dursun. Doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Sonra tam sayılar var. Tam sayılar da 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Bir taraftan da eksi 1, eksi 2 diye gidiyor. Gene bakın e, sıfırın hem doğal sayı hem tam sayı olduğuna dikkat edin. Daha sonra doğal sayılar tam sayılar. Tam sayıların şu kısmına z artı pozitif tam sayılar. Bu kısmına z eksi negatif tam sayılar. Bir de sıfırımız var. Tamam mı? E bunların birleşimine biz tam sayılar diyoruz. Araya bir tane u koyarsak birleşim anlamına geliyor. United Kingdom, United States of America, Unity, Unity oyundu. Neyse. Ee, bu birleşim sembollerini kullanabiliriz. Ee, başka ne var? Q var. Q da rasyonel sayılar. Rasyonel sayıların ben bilimsel tanımını da vereyim önce. A bölü b. Burada A'nın ve b'nin tam sayı ve b'nin sıfırdan farklı bir sayı olması gerekiyor. Şeklinde yazılabilen sayılar. Sizin fönüz de var yazabilen sayılardır. Yani 3 bölü 5, 7 bölü 4. Hemen bir şey daha söyleyeceğim. Başka ne olabilir? Enteresan bir şey bulalım. Eksi 2 bölü 5 de olur mu? Aa, eksi de olabiliyor. Güzel. Çünkü eksi 2 de tam sayı, 5 de tam sayı. Başka ne yapılabilir? 3 bölü 1. Aa, o zaman bakın 3 bölü 1 aynı zamanda 3 yapar. Aynı zamanda 3 bölü 1 şeklinde de yazılabiliyor. Rasyonel sayı. O zaman... Bütün tam sayılar da rasyonel sayı. Bütün tam sayılar rasyonel sayı. Eksi 2 bölü 1 yaparız. Hepsini yapabiliriz. Az önceki sorudaki gibi. Ee, burada mesela kök 3 bölü 3 yapabilir miyiz? Falan diyen arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar kök 3 bölü 3 hocam kesirli yazdık. Kesirli yazdık ama A ve B'nin ne olması gerekiyordu burada? Tam sayı olması gerekiyordu. Kök 3 tam sayıların içinde var mı böyle bir şey? Kök 3 gibi bir şey bu tam sayılar. 1, 2, 3 diye teker teker artıyor bunlar. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu e, ee, irrasyonel sayıdır. Rasyonel değildir. Yani 0,3 ne yapıyordu? 3 bölü 10. 0,4 işte hatta bir şey abartayım size bir tane. Abartayım. Bunu hep yanlış yapıyor arkadaşlar. 3,3 devreden. Bu rasyonel midir, irrasyonel midir? Değil mi? Rasyonel midir, irrasyonel midir? İrrasyonel sayıları da bahsedeceğiz. Yukarıdaki gibi yazılamayan sayılar. Yukarıdaki gibi nokta nokta işte yazılamayan sayılara irrasyonel diyoruz. Evet bu 10 bölü 3'dür arkadaşlar. Çünkü onu 3'e böldük. 3 kere 3 9 çıkar 1. 10'da 3, 3 kere 3 9 çıkar 1. 10'da 3, 3 kere 3 9, 3 3 3 diye gidiyor. Kesirli bir sayı dikkat ederseniz. 10 bölü 3 olduğu için bu rasyonel sayıdır. Kurallı olarak gidiyorsa sonsuza kadar bu rasyonel sayıdır. Ama mesela kök 3... Virgülden sonra kaç basamak gittiğini bilemiyor. İşte kuralsız gidiyor. Yani belli bir kurala giriyor gitmiyor. Dolayısıyla köküçe biz e, rasyonel sayı diyemiyoruz. Herhangi bir iki sayının bölümü olarak yazılamıyor. Eskiden lise 1'de bunun ispatı vardı. E, başka kök 2, kök 5. Aslında burada en çok sizin belki bildiğiniz ne pi var. Hocam virgülden sonrası çok değişik gidiyormuş. sonsuza kadar hep farklıymış. Kök 2 de öyle arkadaşlar. Kök 3 de öyle, kök 5 de öyle, kök 7 de öyle. Ee, milyonlarca öyle sayı var. Yani sonsuz tane öyle sayı var daha doğrusu. Başka ne var? Öyler sabiti var. 12. sınıfta logaritmada belki hatırlarsınız. Fi var değil mi? Fi nasıl yazıyor? Şöyle mi? Fi, altın oran sayısı. Peki burada söylemediğimiz ne var? Bunların hepsi birleşince de ne oluyor? Reel sayılar oluyor. Yukarıdakilerin hepsi birleşince reel sayılar oluyor. Rasyonel, irrasyonel. İngilizce'de biliyorsunuz ir hani olumsuzluk eki olarak söyleyebiliriz. Sayı kümeleri bunlar. İşte burada tek tek işte ee, bahsetmiş. Tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar. şu güzel. Bakın şu tabloyu dolduralım. Bak ben bunu dolduruyorum. Doğal sayılar ne olur? 0 1 2 3 diye gidiyor. Şu arada bakın işte bu doğal sayılar ee, ne Kütahya. Tam sayılar ne Ege bölgesi. Ege bölgesinde ne var başka? Denizli var. Değil mi? Eksi 1 var, eksi 2 var, eksi 3 var, eksili sayılar var. İşte bir üstünde ne var? Rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar işte şuraya kim giriyor? 3 bölü 5 giriyor. 7 bölü 2 giriyor. 0,5 giriyor. 3 bölü 13 giriyor. Filan. Evet, yani şu ara bölge şu demek. Rasyonel sayı ama tam sayı değil. Ama en içtekileri hepsine giriyor. Mesela doğal sayı da şu 0 aslında hem tam sayı hem e, rasyonel sayı hem reel sayı tamam bunların hepsine geliyor. Şimdi irrasyonel sayılara girdik. İrrasyonel sayılarda ne var? Burada bir üst basamağa çıkarsak e, kök 3, kök 5, eksi kök 2. Tamam bunlar eksi de olabiliyor gene aynı şekilde var. Bunların hepsi mi de reel sayı diyor. soruda da bize reel sayı diyorsa yani bütün sayılar olabilir anlamına gelir bu. Dikkatli olun. Peki bunları iç içe koyduk. İşte bundan sonra şöyle başlıyor. Aynen milli eğitimin kaynağı da bu şekilde gidiyor. Diyor ki e, bunlar işte toplama, çıkarma, işte dört işlemler var, işaretler var. Yedinci sınıfta işaretleri öğreniyorsunuz. Biz aynı mantıkla bir başlayalım. Burada birkaç basit sorumuz var. Ama bu basit sorularda da arkadaşlar bazen hata yapabiliyorlar. Hani benim de çok bayıldığım bir soru tarzı değil bu. Yani şundan dolayı e, işlem hatası yaptırıyor. Yani dikkat gerektiriyor. E, dikkat için o zaman şöyle yapalım. Buna bir sistem geliştirelim. Parantezin en 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 içinden başlıyoruz. En en içte şu köşeli parantez var. Tamam. Bu köşeli parantezin içini yaparken ben. Eksi 10. Eksi var. Bakın eksi içindekinin işaretini değiştirir. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar filan olayı. Oraya dikkat edin. Yan yana geldiklerinde değilinin değili değil mi? Eksi işareti değiştirme anlamına gelir yakışıklı kelimesi olumludur. Ama değil koyarsan önüne yakışıksız olur. Ee, burada da bir tane eksi var. Ne oldu? Şu iç kutuyu yazdım. Dikkat edin. iç kutu ne oldu? Eksi 10 artı 10 gitti. Eksi 10 kaldı kutunun içi. Bakın ben böyle yapıyorum. Bu benim bayağı e, pratik geldi bana bu sistem. Pratik geliyor bence. Şu kutunun eksi 10 bir tek burasında var. Bir de e, ne var? Eksi var şurada da eksi 10 mu var? Tamam. Evet bunları yazdık. Eksi 10 dikkat eksi 10 eksi eksiden burası gene artı 10 eksi 10 oldu. Eksi 10 artı 10 gitti. Ne oldu bu sefer şu süslü parantezin içini yapıyorum şimdi de. Süslü parantezin içi ne oldu? Eksi 10 oldu. Eksi 10'dan bir dışarıya daha çıkıyorum. Tamam mı? Sıkılıyorsanız 2x alın ha. Tamam. 10. Ne oldu? 10 artı 10, 20 oldu. İleri geçin ya da. Bir sonraki teknik çiftlikte efsane sorular var. Bir sonrakinde efsane sorular var. Onlara geçiş yapacağız. Ama şimdilik buradayız. Tamam. Devam ediyorum hemen. Evet, bak bu mesela dördüncü soru arkadaşlarımızı biraz terleten bir soruydu. 27 ee, buraya bir şeyler yazmış, bir şeyler yazmış. Bir sürü okuma. Bu okumalar işte yeni nesil sorularda. Bunlar bizim için önemli. Yan yana bulunan iki daire içerisindeki sayıların her ikisi de rakam ise. Bu arada durdurup önce kendiniz bakıyorsunuz, değil mi? Her ikisi de rakam ise sayılar toplanıyor. Ben işte hafıza açısından ya da okuma açısından zor olmasın diye her defasında ikisi de rakam olursa ne diyor? Bunlar toplanıyor. Diğer her durumda yani kalan her şeyde büyük olandan küçük olan çıkartılıyor. Büyük olandan küçük olan çıkarılıyor. İkisi de rakamsa. Evet kodlama bilseniz değil mi? If x de rakamsa ne yapıyoruz? Bunları topluyoruz. Diğer durumlarda büyükten küçüğü çıkartıyoruz. Birisi rakam değil. Şimdi burada 2 ile 7 var. İkisi de rakam 9. Buraya yazdım. Buraya kadar güzel. Ee, bizden ne istiyor ama? Sarı daire içerisinde en büyük değer nedir diye istiyor. Şunu büyük olmasını istiyor. O zaman şurayı bulmalıyım önce. Burayı bulmak için Şimdi 9 ile bir rakamı toplasak 5 yapmaz. Tabii ki de daha büyük şeyler yapar. O yüzden Burası rakam değil de bir sayı olması gerek. 9 ile bunun farkının 5 olması gerek. Ee, ben burayı büyük yapmalıyım ki değil mi? Burayı büyük yapayım ki şu da büyük olsun. O zaman büyük sayıdan 9 çıkınca büyük sayıdan 9 çıkınca 5 kalacak. O zaman büyük sayı dediğim şuradaki sayı 14 olması gerek. Buraya 14'ü yaz. Gene benzer şekilde şu sarı için şu anda iki durum var. Bir rakam olabilir değil mi? Rakam olabilir. Rakam olursa ne olur mesela? Burası rakam olursa. 7, 7, 14 yapabilir toplamları. Ee, ama sanki şuradaki büyükten küçük çıkıyor kelimesi daha işimize yarayabilir. Eğer buraya büyük bir sayı yazmış olsaydık. Büyük sayıdan 7'yi çıkarttığımızda 14 olması gerekiyordu. Demek ki büyük sayı 21 yapacaktı. Tamam, Düşüneceğimiz sistemimiz. Bazen hani çok böyle direkt dahi olup. Hani işte hocam orayı direkt nasıl düşüneceğiz demenize gerek yok. Yani şu e, 9'un şurasından başladık. Olayımız burada başladı ya şu 14'ten başladı. Ya yani o rakam olsa ne olur, bu olsa ne olur? Bir üstüne çık. Rakam olsa ne olur, sayı olsa ne olur deyip düşünerek, tamam mı? 2 3 ihtimal var zaten. Basit bir şekilde halledebilirsiniz. İşinizi kendinize zorlaştırmayın. Ben de oraya 7 de olabilir, 21 de olabilir dedim. Tabii ki de 21 daha büyük olduğu için denizli işaretliyim. Korkmanıza gerek yok aslında yeni nesil sorulardan da. Evet. Artı ile artıyı çarparsak, artı ile eksiği çarparsak buralarda işte dediğim gibi bu aslında işte iki olumlu cümleyi yan yana getirirseniz gene olumlu cümle olur. Ama bir olumlu bir olumsuz. Mesela çok yakışıklı değilsin deyince aslında çirkinsin demiş oluyoruz değil mi? Çirkin değilsin deyince. iki tane olumsuz oluyor. Hem çirkin hem değilsin. O zaman da güzel bir şey söylemiş oluyorsun. Şimdi işlem önceliği ile ilgili birkaç soru daha var. Evet. Gene en parantezin içinden başlıyorsunuz. Durdurdunuz kendiniz, çözdünüz, çözdüyseniz next next yapın, devam edin. Ya da benim taktiğimi de bir öğrenin aslında. Evet, burada da şimdi gene en içten başlamamız gerekiyor arkadaşlar. En içten başladığımda bunu önce bir kafamda gruplandırıyorum ben. Bir tane parantez var. Bir tane daha parantez var. Bir tane artı var. Aralarında çarpı var tabii. Ee, bir tane sayı var. Bir tane daha sayı var. Aralarında da bölü var. Böyle gruplandırırsak bunu yapması daha kolay olacaktır. Ee, ne yapılır? Önce bak soldan sağa doğru dümdüz gitmiyor. Soldan sağa gidiyoruz. Bunlarda da çarpma var. Bir toplama var. Bir de bölme var. Tabii hangisini yapacağız o zaman önce? Bölmeyi yapacağız. Buradan bulduğumuz sonuçla buradan bulduğumuz sorucu toplayacağız. Birinci tarafta şurası eksi 2 zaten onu yapacak bir şeyim yok. Şurayı hesapladım. Eksi 12'yi eksi 3'e bölersem bu ne oldu? Artı 4 yaptı aslında. Ama önünde de bir eksi var. Hemen şu iç parantezi ne yaptım? Şuraya kadar aldım. Tamam mı? Ee, önünde eksi var. Eksi 4 var. Ne oldu burası? Eksi 8 oldu. Şu sayılar zaten hani 144 ile 16. 144'ü 16'ya böldük. 9. Burası eksi 2. Eksi 8. 2 kere 8. 16. 16. 8 daha. 25 yapıyor. Peki. Evet. 2018 sorusu. Arkadaşlar bu ilk kısımdan hani kesin bir soru geliyor. Kolay bir soru geliyor zaten. Ee, sadece işte yapabileceğinize inanın. Bunu yaparsınız. Çok problem değil. Sıfır net yapanları gerçekten anlamıyorum. Ya bakmadıkları için yapamıyorlar ya da gerçekten işte ben zaten matematikten Hı. anlamıyorum. Zaten bu soru zor filan dedikleri için yapamıyorum. Bu soru için mesela bunları ne diyor? Boş kutuların içine toplama, çıkarma ve çarpma sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse üç de sonucu aynı olur. Amatör bir yaklaşımla A koysak yani bunları kaçta işleyeceğim diye bir saat düşüneceğinizde A'yı koyarsanız ne olur? Artı çarpı eksi. Artı koyarsanız sıfır. Bunları eksi 2 ile artı 2 toplarsanız sıfır. Çarpı koyarsanız, eksi 4, A gitti. İki tanesi zaten bozuldu. B seçeneğini yaparsanız, çıkarma toplama çarpma. Çıkarma yaparsanız, eksi 2, eksi 2'den. Eksi 4, tamam mı? Bak şu eksi 2, araya eksi koyuyorum. 2 var, ne oluyor burası? 2 lira borcum var, 2 lira daha borcum gelirse kaç lira borcum olur? 4 lira. Bunu şey yapan arkadaş gördüm, hocam eksi ile eksi artı yapıyordu. Bakın. E, nesne kullanmaya yönelik Anlatım bozukluğu oluyor tamam mı ile eksi artı yapıyor diye bir şey yok ile eksinin Çarpımı artı yapıyor tamam mı Peki neyse B'yi yapıyordum ben eksi yaptım Artı yaparsam eksi 2 ile Artı 2 yaparsam ne olur 2 lira borç vardı 2 lira para geldi ne oldu Sıfırız bu da gitti C seçeneğini yapalım C'ye önem verelim Eksi olursa ne oluyordu az önce eksi 4 yaptık Zaten ee, sonra ne diyor c seçeneği çarpı diyor eksi 2 çarpı artı 2 ne yapıyor o da eksi 4 yapıyor peki okey ee, bir de artı koy diyor en sonuncuya da artı koy diyor şunları yazayım ben hatta artık eksi çarpı artı koyarsanız bu da eksi 4 yapıyor Üçü de aynı çıktığı için c seçeneğini işaretleyebiliriz durdurup denediniz değil mi kendiniz önce o önemli bir hareket bizim için Evet, pozitif tam sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Negatif tam sayıların tek kuvvetleri negatif, çiftleri pozitiftir. Yani şimdi mesela burada dikkat edelim, eksi 2'nin karesi nedir? Bak, bir şeyin karesi ne demek? A kare, kendisiyle çarpım demek. Eksi 2 çarpı eksi 2 olduğu için eksi eksi çarpımları artı 4 eder. Evet, başka eksi 2'nin kübü olsa bakın. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 olduğu için şurası artı 4 çarpı eksi 2 eksi 8 yapar. <laughs> o yüzden tek sayıda çarpınca bir eksi mesela eksi artı pardon şöyle dedim. eksi 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 her ikiliden ne geliyor? Artı geliyor. Çift sayıda olursa sıkıntı yok ama tek sayıda olursa bir tanesi kalırsa o zaman sonuç eksi oluyor çift kuvvetler her zaman pozitif, tek kuvvetler negatif. Peki hocam şu neydi? Eksi 2'nin karesi. Bakın işlem önceliği gereği önce kare alınır. Tamam, aynı parantez gibi bu. Önce kare alınır. 2'nin karesi kaç? 4. Önünde ne var? Eksi var. Tamam, bu işlem önceliği. Eksi 5'in karesi. Hatta önüne de bir şey yazayım mı ben? Daha güzel anlaşılsın diye. 100 eksi 5'in karesi olsa bu ne demek? 100'ü bulursunuz böyle görünce. 5'in karesi 25'i bulursunuz. Çıkartırsınız. 75 bulursunuz. Ama bakın 100 artı eksi 5'in karesi olsa 100'ü bulursunuz. İşlem önceliği gereği parantezi önce parantez içinde kareyi önce yaparız. Burası 25 olur. Ne olur? 125 olur. Tamam mı? Bunun mantığını anlayalım. Parantez var parantez yok gibi ezbere dayalı mantıksız sistemlere Artık kurtulun bu sistemlerden. Peki bir şey daha diyeceğim. X eşittir eksi 2. Buna göre x kare nedir diye soruyoruz. 4 mü? Eksi 4 mü? X'in karesi demek. X çarpı x demek. Eksi 2 çarpı eksi 2 demek. Yani bu da ne yapar? Artı 4 yapar. E hocam parantez, işte parantezle ezberlerseniz öyle perişan olursunuz. X eşittir eksi 2 ise x kareyi. 7. sınıfta şöyle öğreniyoruz biz öğreniyoruz. Bunu hocam öyle bir şey görmedik demeyin. Unutmuşsunuzdur. Çünkü sınava kadar ezberleyip giriyorsunuz. Sonra unutuyorsunuz. Yazarken eksi 2 parantez içinde yazın. Bakın bir şeyi bir yere yazarken fonksiyonlarda da böyle. Tamam mı? Yani şimdi hocam fonksiyona nereden geldiğini demeyin. Mesela FX x eşittir e, x kare artı 3 ise burada f eksi 2'yi bulacaksanız tamam mı? Eksi 2'nin karesi artı 3. Bir şeyi bir yere yazarken mutlaka parantez içinde yazın ki o bütün bir bir parça parçayı ne yaparız paketleriz de göndeririz. Kargo'ya verirken siz diyelim ki işte beş tane kaleminiz var. Bunları tek tek atarsanız ne olur? Kaybolur bunlar. Kaybolmaması için bunları ne yapmalıyız? Birbirine parantezle bağlamalıyız. Ondan sonra karesini almalıyız. Peki. Devam ediyorum. <laughs> İşaretlerle ilgili Evet hemen önce siyah bölgeyi okuyorum ben. İşlemlerinden hangileri eksi 1 üzeri eksi 100 ile çarpılırsa sonuç negatif bulunur. Bu arada eksili ifadelerle ilgili üst almayı da söyleyelim. 3 üzeri eksi 1 ne yapar? Şu yukarısı işaretle ilgili değil. Bu ne demek? Tersini al. Fonksiyon bilen arkadaşlar fonksiyon tersi. Tersini aldım. Yani 1 bölü 3 yaptı. 2 üzeri eksi 1 ne demek? 1 bölü 2 yaptı. 5 üzeri eksi 1 ne demek? 1 bölü 5 yaptım. 7 üzeri eksi 1 ne demek? 1 bölü 7. 9 üzeri eksi 1. 1 bölü 9 bıktınız mı? Peki. Ee, eksi 2 üzeri eksi 1. Nedense burada kafa karışıyor. Halbuki hiçbir şey değil. Ne yapıyorum? Tersini alıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum ki ben. Tersini al ne olur? 1 bölü eksi 2 olur. Gerçi eksi istediğiniz yere yazabilirsiniz. Fark etmez bunların hepsi de aynı şey Kafanızda Kafanıza takılacak bütün soruları önceden söylüyorum ben size. Tamam mı? Burada başka ne var? Ee, peki hocam 2 üzeri eksi 2 olsa şimdi eksi olmasa ne yaparsın? 2'nin karesi 2 üzeri 2 neydi? 4'tü. Bunu kullanarak ne yapacağız? 1 bölü 4. 2 üzeri eksi 3. 2 üzeri 3 ne? 8. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. Bu da ne oluyor? 1 bölü 8 oluyor. Peki eksi 2'nin Eksi ikinci kuvveti olsa. Eksi ikinin karesi olsa dört. Gene bir bölü dört. Eksi ikinin eksi üçüncü kuvveti olsa. Eksi ikinin üçüncü kuvvetine. Tek kuvvet olduğu için eksi gelecek. Eksi geldiği için oradan ne yapacağız biz hemen? Eksi geldiği için. işte eksi. Üzerindeki eksi de bize bunu ters çevirttirecek. Eksi bir bölü sekiz olacak. Tamam. Buralarda bir sıkıntımız yoksa. Benim için ne önemli biliyor musunuz? Şunun tekliği çiftliği. Eksili sayılarda tek çift olur mu? Evet bu çift bir sayı. Bu çift bir sayıysa eksili sayının üstüne çift gelirse eksi birin karesi gibi aynen bu sonuç ne olacak? Pozitif olacak. Yani artı olacak. Şimdi hangileri artı ile çarpılırsa sonuç negatif olur. Artı ile neyi çarparsak negatif olur? Eksi. Bana şunu soruyor hangisi eksi? Şimdi şunu yapalım. 1. Bu eksi 2'nin tek kuvveti eksi geldi. Eksi 1'in tek kuvveti. Eksi geldi. Tek kuvvetler eksi veriyor. Bu ne oldu? Eksi ile eksi artı yaptı. İşime yaramaz. Bana la lazım olan ne bana? Bu artı olduğuna göre eksi ile çarpacağım. Peki eksi 5'in karesi kaç yaptı? Burada bulmam gerekiyor. Çünkü çıkartma işlemi var. Değerleri bulmam gerekiyor. Artı 25 yaptı. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. 2 kere 2, 4. 2 kere 4, 8. 2 kere 8, 16 değil mi? Eksi, şu aradaki eksi benlik bir şey değil. O arada işlem eksi. Şurası ne oldu? Artı 16 oldu. 25'ten 16 çıkardık. 9 pozitif geldi. Bu da işime yaramadı. O zaman yalnız 3'tür. Ama bakalım buna da. Eksi, eksi, eksi. Oo. 11 tane eksi sayı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tabii ki de siz böyle yapmayın. İkili ikili bunları ne yapıyorum? İkili ikili bunların hepsine artı 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 yapıyorum. En son bir tane eksi kaldı. Artıların çarpımı artı olacak. Eksiyle çarpınca eksi olacak. Gene bakın burada tek sayıda tek miktarda yani değil mi? 7 tane, 11 tane, işte 13 tane, 17 tane tek eksili sayı çarpılırsa gene e, sonuç negatif çıkar. Sonuç o zaman ne oldu? Eksiymiş. E zaten bizim aradığımızda eksiydi. Eksi ile artıyı çarpıp eksiyi buluruz. Evet. işlem önceliği değil mi? Çanakkale Boğazı'nda toplu çıkarma. Önce parantez içi, sonra üstü sayı. Bakın çarpma bölme filan bunlar ilkokuldaydı. Tamam mı? Önce parantez içi ve üstü sayılar var. Üstü sayı da devreye girdi artık. Bizim için. Evet, ortaokulda bunları çok yapıyoruz ama unutuyoruz sonra işte değil mi? Peki devam ediyorum. İşlem önceliği. Bakın burada bir tane kutu var. Bir tane bölü 7 var. Eksi bir tane kutu var. Üzeri 0 var. Bir defa 3 üzeri 0 nedir? 1'dir. 5 üzeri 0 nedir? 1'dir. Bunu ben şey daha az açıkladım işte 0 faktöriyel neden bir video çekmiştim orada açıkladım. Yani 3 üzeri 2 ile 3 üzeri eksi 2'yi çarparsanız ne olur? 3 üzeri 2 9. 3 üzeri eksi 2. 9 ama 1 bölü 9. Çarparsanız ne olur? Çarpmadan gidiyor rasyonel sayılar. Karşılıklı gidiyor. 9 bölü 9 olur. Bu da nedir? Birdir. Tamam Bir şeyin sıfırıncı kuvveti. Üstler toplanıyor ya. 3 üzeri 0. 1. Neyse siz bunu ezberleyin şimdilik dermişim. <laughs> evet, tamam. Bu sistem bu. Peki merakımızı giderdiysek normal sorumuza dönelim. Bir defa şuranın bir olduğunu biliyorum ben. Eksi var bölü var. Önce nereyi yapacağız? Biz tabii ki de önce bölme işlemini yapacağız. Sonra eksi 1'i yapacağız. Bölme işlemini tabii yapmadan önce, önce şu parantezin içini yapacağız. Parantezin içinde önce üstü ifade var. Eksi 2'nin kübüsü. 2'nin kübü olsa 8 ama tek sayı olduğu için negatif gelecek. Eksi 8. Üstlüğü yaptık. Şimdi eksi eksiden burası ne oldu? Artı 8 oldu. Eksi 3 artı 8 kaç yapar? 5 yapar önünde ne var bunun önünü arkasını dolduruyorum 16 5 daha kaç yaptı 21 Şu kutunun içi Tamam mı? Bu köşe kış köşesi burası 21 21 bölü 7 3 Eksi bir de bu tarafta 1 var 3'ten 1 çıkarttık 2 bulduk Böyle bir şeklimiz var karşımızda Buna bir bakın değer denemeye çalışın yukarıdan değerlerini bulup aşağıda sonuç bulamayan arkadaşlar da var ama Olacak Biraz zorlayacağız ama bu hemen yükselmeyecek. Biraz zorlayacağız hocam. Anlamıyorum neler oluyor, ne yapıyor filan. Herkes de... bir de sınıfta herkes yapıyor filan. Aman Allah'ım. Ya onlar bir tane bilgi fazla senden biliyorlar. Yani bunu yapmak çok büyük bir bilgi değil. Deyince üzülmeyin. Bunu hemen öğreneceksiniz anlamında kullanıyorum. Şimdi bakın. Mantık yürütme. Hocam benim mantığım çalışıyor. Çalışıyor mantığınız. mantığınız çalışıyor. Şöyle. Ne yaparsak bir buluruz. Çarpmada mı, çıkarmada mı, bölmede mi? bu büyük sayılarla. Ya çıkartma ya bölme. Çıkartma da işte 12'ye 13 falan olması gerekiyor. ya da 12'ye 11 falan olması gerekiyor ki o da çok mümkün gözükmüyor. Büyük ihtimalle burada ne var? O zaman bölme işlemi var. Tamam şuraya bir bölmeyi yapıştırdım ben bir defa. Bölmeyi böyle mi yazıyorsunuz? Tamam buraya bölmeyi yazdım ben. 12 bölü bir şey olacak. 12 olması için buraya da ne yapmam gerekiyor? Çarpı. Ee, toplama, çıkarma, çarpma, bölmeden birer tane kullanacağız. Tamam bu bölme ise bu çarpma ise burası da çarpma. Yan tarafta işte bunlar o zaman ne olacak? Ee, çıkarmayla toplama olacak. Şimdi dikkat sıfır bulmak için ne yaparız? Bölmeden gelmez sıfır. Çarpma sıfırla çarparsak belki gelir. Ama çarpmayı kullandık. O zaman nereden gelir sıfır? Çıkartmadan. Şuraya eksiği basın. 24'ten bir şey çıkartmışız sıfır. E 3 kere 4 ön, işlem önceliğinden şurası 12 olacak. E buraya da demek ki artı olacak ki 12'den 12 daha 24, 12 12 daha 24. 24'ten çıkartırsak 0. Tamam. İşlem işlemleri buldum. Bu eksi. Bu çarpı. Bu da bölü mü? Bölü. Şimdi gene burada şu içeriye dikkat edin. Bir parantez var. Eksi 20 var bölü var. Bölmenin işte önceliği var gene ama toplama çıkarmaya karşı ama zaten başka bir şey yok. Bir de bir kutu var. Eksi 20'yi bir şeye böleceğiz. Başka bir işlem yok. Bu bir şeyi bulmam gerekiyor. Bu bir şey de dikkat edin. Bir eksi var arada bir de çarpı var. Sizce hangisi önce? Çarpı önce. Önce şurayı bulmalıyız. Bakın geriye doğru düşünüyorum biraz ama içeriden başlıyorum gene. 1 bölü eksi 1. kuvveti var. Bu ne yapıyordu? Ters çevir anlamında 3. 3 çarpı eksi 2. Tamam. Buraya eksi 4, eksi 2, pardon eksi eksi 2 değil mi burası? Eksi 2, ee, şu eksi güzel olmadı. Eksi 2 çarpı, o 1 bölü 3'ü 3 olarak yazdım. Önce şu çarpmayı yapıyorum. Burası eksi 6 oluyor. Ama önünde de bir eksi var. Ne oldu burası? Eksi eksi artı yaptı çarpılınca. Burası 2 oldu. Tamam mı? Şu kutunun içi full 2 oldu o kadar şey yazmış. Hepsi 2'ymiş. Eksi 22'ye bölersek eksi 10 olur. Tamam. Önceden açıp uğraşın ama bunlar uğraşırsanız güzel olur. Uğraşırsanız size katkı sunar. Uğraşmazsanız bunlar ilerlemez bir türlü. Evet. Buraya kadar işlem yeteneği. Şimdi harfli ifadeler. Bu AYT için de çok lazım olan bir kısım. Ee, burası bize lazım olacak.